Herkese merhaba, benim lezzetli tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güveç kabını kullandıktan sonra nasıl temizleyeceğiz, nasıl bir bakım yapılmalı onu anlatmak istiyorum. Oldukça kolay ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yıkarken arkadaşlar bir yere çarpmadan dikkatlice yıkamanızı tavsiye ederim. Ben bulaşıklar bittikten sonra tezgah ve ev yani içi boşaldıktan sonra sakin ve rahat bir şekilde en son yıkıyorum. Şimdi bu güveç kabımı kullandım. Nasıl temizleyeceğim arkadaşlar? Şimdi sıcak su olmazsa olmazlarımız ve sirke. Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir bulaşık deterjanı veya sıvı sabun buna benzer deterjanlar kullanmıyoruz. Çünkü bu çömlek cinsi toprak olduğu için her şeyi içine çekme özelliği var. En doğal yöntem nedir? Sirke kullanacağız. Elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur. Bunlar çok etkili. Özellikle de evde kendiniz yapıyorsanız. Ben evde kendim yapmıştım bu elma sirkesi. Şimdi eğer sıcak suyunuz musluktan akmıyorsa bir çaydanlıkta veya ısıtıcıda mutlaka sıcak su ve sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Asla ve asla bulaşık makinesine çömlek, güveç kabı girmiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sıcak suyumu açıyorum. Dışını eğer siyahladıysa, çünkü ben bunu odun fırınına gönderiyorum. Yaklaşık 2 saat odun fırınında ısı gördüğü için şöyle kararmalar olabiliyor. Onun için yavaşça çarpmadan bu şekilde telleyebiliriz etraflıca. Hiçbir sakıncası yok. Sirke de kullanabilirsiniz. Ama ben çok fazla gereksinim duymuyorum. İçine tel vurmuyoruz. Çünkü tele gerek yok. Ne yapıyoruz? Bu süngerin her iki tarafını kullanabiliriz. Özellikle bu sert olan kısmı çıkmayan lekeler için ideal. Şimdi birkaç kez böyle durulayıp suyu boşalttıktan sonra suyun iyice berrak olması gerekiyor. Sirkemizi döküyoruz bolca. Sıcak suyla temas eden lifimize, sünger olan kısmına, iyice her tarafına bakteri olmaması açısından lifimizi güzelce sabırla her tarafını güzelce ovalıyoruz dışından. Şu dış olan kısmından beri gördüğünüz gibi siyah, ama bunu ben fırında pişirmiştim. Bu çömlekle ilgili ilk kullanım nasıl olmalı ile ilgili detaylı anlatımlı bir videom var kanalımda arkadaşlar. Ama ben özellikle bunun temizliği hakkında bilgi vermek istedim. Şimdi bu her tarafını sirke ve sıcak suyla böyle ovaladıktan sonra yine sıcak suyumuzu açıyoruz. Bu kez iyice duruluyoruz. Ta ki suyu berraklaşıncaya kadar, bakın hala koyu renkli sular çıkıyor. Suyun berraklaşması çok çok önemli. Ancak o şekilde temizlenip temizlenmediğini anlayabiliriz. Güzelce ovalıyoruz yine. Bakalım. Evet, suyu berraklaşmaya doğru gidiyor. Bu da son kez. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle deterjan kullanmıyoruz. Çünkü içine çeker ve her kullanımda bunu her kullanımda yemek yaptığınızda deterjan tadı alırsınız. Kendinizi zehirlemiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bunu iyice duruladık. Farz edelim. İyice kes. İçli dışlı güzelce sıcak suyun altında duruladık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters çeviriyoruz ve suyun mutlaka gitmesini sağladıktan sonra içini kurutuyoruz. Fakat kış mevsiminde olduğu için, kış mevsimindeyseniz şayet, içi zor kurur. Çünkü içi de kurumazsa zamanla küflenmeler olabilir. Ki bu çömlek kabında gıdayla temas ettiği için hiç olmaması gereken bir durum. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir veya iki gün meydanda, tezgahta iyice kurumasını ve havayla temas etmesini sağlıyoruz. Ayrıca bir başka fikrim de güneşe koyup iyice kuruması, altlı, üstlü, özellikle içi iyice havayla temas edip güneşlenmesinde çok çok fayda var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki paylaşımda yine görüşmek ümidiyle, bildirimleri açarak abone olursanız da bir sonraki paylaşımımdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.